Lig. Hadi o Tıtıtıtı. zaman. Sivilceme bizi mi? Galiba bunda varsın değil mi efendim? Varım varım. Hadi peki. Konuk sen Boş misin? ver. Evet dostum varım içinde. Varım Boş diyor. ver. Aynen. Onu konuşturalım. Ona benim izimi koyalım. Şimdi Efe, bizim abi her ay çektiğimiz bir bölüm. Model. Aa. Ne Yoksa Ocak ayı viral videolar Ocak mı? ayı viral bölüm bir konuşamadım. Ocak ayı viral bölümümüze hoş geldin Hoş abi. buldum Efe abi. burada niye daha Gerçekten kırmızısın? aylık viral video bölümü. Hafiften utanmışımdır belki. Benim de en sevdiğim bölümlerden bir tanesi Vallahi. oluyor. Evet. Viral videolara tepki bölümümüze hoş geldiniz abi. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Ocak ayında viral olmuş videoları şimdi seninle birlikte izleyeceğiz. Tamam. Orhancığım niye kulaklığı aldın şu an? Ne viral videosu? Ben sana kulaklığı al dedim mi? Yok. Otomatikleşmiş davranışlarımız var bizim de yani. Kaç tane Aynen. viral video çöktük bugüne kadar aksi bir durum olmadı. Aynen. Tamam hadi bırakıyorum. Yalnız bu sende bu güç zehirlenmesi. Evet gerçekten demokrasinin bittiği nokta. Sadece benim dediğim olacak modları nereden çıktı acaba? Şimdi Efe, bunu biliyorsundur abi. Bir kumar baskını videosu çok patladı Ocak ayında. Abi hastasıyım. Buzdolabının arkasına saklanan amca. Seni arıyorduk yani. Biliyorum bunu biliyorum. Biliyorum. Uyuyor numarası yapıyorlar. Aynen. Sorunlu. Abi ben bu şey ya 5v1 silah save'lerken ben şakası çok iyi değil mi bu video ile ilgili? Evimden kaçarken ben. Bak o buzdolabının yanındaki abi ben. Nerede herkes? Buzdolabının yanındaki abi. Kumar bastı. Niye açmıyorsunuz arkadaşlar? Bir tanesi uyuyor ya. Niye açmıyorsunuz arkadaşlar kapıyı bir saat çöz. Ya peki. Duymadık abi. Hikaye neydi kafalarında şey mi? Biz 20 kişi burada uyuyorduk. Abi bu nasıl bir saklanma ya? Deve kuşun kafasını şeye sokması gibi yani. Nasıl rol yapıyor? Polis, bak polis, bak 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 bak. Yavaş yavaş kalkıyor bir de. Bizler kısık falan. Polis kalk. Üstünü de örtmüş monta inandırıcı oldu diye. Efendim? İnmişti. Yer pirisicim Esra'ya lütfen DM at. Lütfen. Vallahi başkasına çekerim. Bu arada bugünkü yayında çektiklerimizi bayağı bir ürün olduğu için belki yarınki yayına da kalabilir. Bugünkü yayındaki çektiklerimizi bugün içerisinde ulaşmayanların ürünü yarın çekilecektir. Bakın bunu söylüyorum. Şu evin altında gördün mü vermiş? Gel. Sen arıyorsun sana. Abi ya. Yalnız iyi saklanma sıfatı bulmuş ha. Ya ama var ya bulunduğundaki tadının kaçışının suratına yansıma seviyesi çok iyi. Dayı bence. Bu işte. Böyle içinde hay amana koyayım ya diyor. Hayır. İçinde olan bu dayı bence. Sen arıyorsun sana. Bir de o da böyle bir uykulu gözlerle bakıyor ya. Sen yani o da şey buzdolabının arkasında uyuyormuş gibi yapıyor. Yani ilginç bir seçim. Ulan Efe yine var ya Michael. Harbi ya. Yavaş yavaş kalkıyor işte gözlerini kısıyor falan. Siz gidi sizi. Siz erkekler yok mu? Yalandan. Dur şimdi neyse. Oraya nereden geldik ya? Neyse. Niye buraya geldik ona? Mesela nasıl bir taktik gördü? Polis baskın yapmış. Ben de zorlardım. Uyuma olayını mı? Evet. Hiç uyanmıyor. Saklanmazdım. Bulunduğunda daha rezil oluyorsun. Evet. Ama abim bunlar ben hiç haberim yok. Şeyi fark ediyorum. Hep böyle haber olan suçlar genellikle sadece insanların kendisine verdiği zararlardan olan suçlar. Bu biraz yani... Mert yine toplumsal bir yaklaşım yapmış. Bence ayıp. Adamın kendi kendine verdiği zararı... Aa bakın kendine zarar veriyor diye böyle şey yapmam. Yani o adamın düştüğü durum falan bence hani... Ben ilk başta çok iddialı konuştum bu arada. Muhtemelen bütün viral videoları izlemişimdir falan filan diye. Harbiden izlemediğim bir sürü video çıktı bu arada. Düşünülmemesi şey kötü. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kırmızı benekli alabalıklar. Ya bu gerçekten çok kötü bir video ya. Harbiden yazıklar olsun ya. Ben izlemedim. Artık havuzlarda üretiliyor. Yumurtadan çıkıp masaya gelme süreci ise yaklaşık 1,5 yılı buluyor. Yani şunu elinde tutma yani. Tamam. Hızlıca ki ya bu ölmesin ya. Bıraksaydın ama hayvanı. Falan kırmızı benekli alabalık lütfen ölme tamam mı? Abi ya illa göstermese gerek yok ki. Bak abi gerçekten göstermeye gerek yok ya. Kırmızı benekli alabalık ya arkamdaki derede kırmızı benekli alabalık var desen hepimiz inanacağız ya. Anladın mı? Yani bunu bir görselle desteklemeye gerçekten gerek var ya. Sen yalan söylüyorsun demez evet bırakıyorsun. Evet ya. Elinden falan sıçrıyor yani.
Can çekişiyor hayvan, günah. Falan kırmızı benekli alabalık, lütfen lütfen ölme tamam mı? Lütfen ha. Ben böyle bir şey görmek istemiyorum ya. Çok yazık ya. İkisine de üzülüyorum şu an. Hem balığa ayrı üzülüyorum. Hakikaten. Hem muhabire ayrı üzülüyorum. Senin kafanı suya soksalar, ya ölme şimdi hani, boğulma da işimizi bitirelim öyle hani falan deseler, olacak şey değil. Abi i̇şte şey abi mi? Hayvanların yerine kendimizi koyamıyoruz. Bu kadar basit ya. Ya onlar da can olduğunu hani idrak edebilmiş değiliz yani. Böyle gelmiyor. Cansızlar gibi geliyor herhalde. Taşa nasıl davranacaksak hayvana böyle davranıyoruz resmen. Çok sinirlendim yani. Gerçekten çok sinirlendim. Hani habercilik bu değil. Sen yıldızlarla ilgili bir şey haber yaptığında yıldız mı tutuyorsun yani? Harbiden. Bence gayet mantıklıydı bu arada. Git çek dereye. Orada alabalıklar zaten gözüküyor yani. İşte nesli tükeniyor diyorsun. Bakın bunun nesli tükeniyor. Ölse ölür yani. Bak seyredin. Üfleyeyim ağzını ölsün. Aynen o kafa lan. Yemin ediyorum öyle bir şey. Ya. Oldukça kötü. Bu şekilde sunmak şart mıydı onu düşünüyorum sadece. Yani hani, niye tutuyorsun değil mi? Dereyi çekebilirsin. İçinde mutlaka gözükür balıklar. Bir de kırmızı benekli alabalıklar gerçekten çok az var. Benden kırmızı benekli alabalıkla ilgili Mustafa Emre Yıldız'ın uzmanlık alanıdır. Dedim keşke Mustafa da olsaydı burada, kırmızı benekli alabalıkları anlatırdı. Çünkü Rize İkizdere'de gerçekten endemik türlerden bir tanesi. Nereden biliyorum? Benim en yakın arkadaşım Mustafa'yı tanıyorsunuzdur. Rizeli o. Onların orada işte derelerde genellikle kırmızı benekli alabalık oluyor. Bir de Türkiye'de birkaç yerde daha var. Ama çok şey bir tür, endemik bir tür yani. Korunması gereken de bir tür aynı zamanda. Bir de yani insanların gözüne soka soka korunması gereken türü elinde tutarak lütfen ölme. Nesli tükeniyor diye elinde tutuyor. Yani balık yani. İki nokta üst üste tamam, anladın mı yani? Hani nasıl tamam, bir talep? Evet. Evet. Anladın mı? Şimdi... Anladın mı? Biliyorsunuz ülkemize aşılar geldi. Evet. Çin aşıları geldi. Ve bunun hakkında çok fazla mimler yapıldı ülkemizde. Evet. Şey, şunu araştırmayı çok isterim. Çin, mesela Çin aşısı Brezilya'da da, Brezilya'da gönderildi. Evet. Hani Brezilya'da böyle bir mizah algısı var mı çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Abi kesin evet. Bizde var sadece. Bence de. Abi bu çok iyi. Ya ben neyi fark ettim biliyor musun? Ben galiba harbiden tepki koliyim ya. Yani gerçekten her şeye tepki, her şeye tepki vermeyi seviyorum galiba. Ben bunu daha önce çok izledim. Çok denk geldim, o yüzden şu an gülemedim. Özür dilerim. Abi çok komik bir video değil mi lan? Evet. Yazık be o adama. Kime yazık, kime? Dur. Adama ya. Niye? Bitmiş adam ya, tükenmiş. Bunu şey karantinanın ilk sen günlerinde... Sen bu adam kim olduğunu biliyorsun değil mi? Fahrettin Koca. Ha. Sen ne zannettin oğlum? Ne zannettin? Adam yorgun demek istiyor hani, bayağıdır bu işlerle uğraşıyor demek istiyor. Ben kardeşini ne çok adam oluyorsun. Adam ne bu samimiyet ya? Makaramız da bir şeyimiz de abi. Var mı bir fikrin vesaire bu aşı olayıyla ilgili, bir bilgin vesaire, ne düşünüyorsun? Vallahi yani? Herkes yaptırsın. Duruma göre hesap ver ya. Aynen yani. Böyle acelem yok. Abi yani el mahkum bizde. Evet. Olmak iyi diyorlar. Ben ne dedim lan bu soruya? Kesin saçma sapan bir cevap verdim ya. Hatırlamıyorum çünkü. Mantıklı bir şey söylesem hatırlardım. İyi geliyor diyorlar. Hiç emin değiliz ama fena değil diyorlar. Yani olacağız illaki. Bize ne sıra gelirse olacağız. Ya Oğuzhan Yeğen yazmış ki, dayı yer piresi yazmıyor galiba, bize mi versen? Kanka Allah rızası için. Hayır daha, hayır şöyle. Daha 13 tane ekipman çekti. Yazdı, mesaj bana gelmiyor. Mesaj mı sana gelmiyor? Peki yazdın nereden? Evet, anladım. O yüzden ben de ona şu an bakıyorum. Mert'in çok mantıklı bir sorusu oldu ya bu arada. Duymadım. Mert yazdığını nasıl anladın diyor. Yazdığını söyledi çünkü. Belki yalan söylüyor. Yazdığını söyledi. Bilemez, tanıyorum. Ha tamam anladım. Trollüyor belki, olamaz. Şu an denek veya hani öncü olacak pozisyonda veya cesaretli değilim diyeyim. Yani ben kendi öncelik sırama baktım. En sondayım yani öncelik evet. Sırası olarak. O yüzden hani bana gelene kadar zaten herhalde konu hallolur diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ya ben yaptırırım ya. Hayatta mantıklı. Ya kimsenin zararına değil. Tamam. Niye yaptın bunu, ne biliyorsun? Yani bir kez grip aşısı olduğumda grip oluyorum. Çin aşısı yaptığımda yine korona olacağım ben. Size onu bir tahmin ediyorum. Bu nasıl bir mantık ya?
Var ama çok duyuyorum. Ben başka sıra çeksem olmuyor mu? Ya dur. Geldik Duygu Özaslan'a. Ya bir şey diyeceğim. Evet. Gelelim oraya. Evet ben konuşacaksın. Gerçekten Instagram'dan paylaşım yapacaktım yani. Ben eskiden spora gelirken normal pet şişeyle geliyordum. Burada bardakta su içmeyi sevmediğim için. Ama şimdi bunu aldım. Bunu böyle sildiğim zaman bir tıkçı doldura da biliyorum. Çok hoşuma gitti. Bu ağızlık kısmı da çok güzel. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz. Burası çok komik. Zaten başından linkliyorum desen yeterdi. Hani artık insanların bunları duyma ihtiyacı yok yani. Bak şimdi. Buyurun. Bunda ne var lan? Çok sinirlendim ben buna ya. Gerçekten bir de kız sonra da açıklama yapmak zorunda kalmış. Dünyanın en saçma linçi bence yani. Yani kızın enteresan gelmiş özelliği. Hoşuna gittiği özelliklerini saymış. Hoşuna giden ürünü. Hemen linç. Ben ne dedim lan burada? Yemek su için. Oğlum ben her dediğimi unutmuşum ha. Yudum yudum ha bilmem ne. Çok salakça yani. Ben ve bu arada bunu bayağı fenomen yaptı yani. Ben onu da gördüm. Ben bir kere yani çok saçma ya. Gerek yok böyle bir şey. Değil küçük mi? Küçük yudumluyorsunuz. Öyle değil mi? Yudum yudum. Çok sert biri ya. Ben hiç işlenmemiş ya. Ninci yiyeceksin birazdan. Ama bir kere ben demiyorum ki. Bütün sosyal medyada bunun hakkında konuşuyoruz. Sunny Side Up gibi. Ben bir suluk alıyor olsam şunlara bakarım. İçinde su durdukça koku yapmıyor, yapıyor mu? Yapmıyor mu? Direkt ağzına döktüğünde su akıyor mu yoksa emmen mi gerekiyor? Hı-hı. Mesela bu da kritik. Çantana koyduğunda yanlarından su akıtıyor mu? Akıtmıyor mu? Kendisi zaten bir açıklama yaptı bundan sonra, videodan sonra. Evet. Ama yani bu sadece buna bakarak, Duygu'nun açıklamasına bakmayarak yorumlayacak olursam komik. İnsanlar aslında şey diye nitelendirmiş bunu. Aa bize matara kullanımını anlatıyor evet. diye nitelendirmişler. Evet. Halbuki o onun niyeti de o değil. Aynen yani. onu diyecektim. Aferin lan Efe, mantıklı konuşmuşsun ha. Hala aynısını düşünüyorum mesela. Kendimi şu anda kıyaslıyorum. Acaba o günden bugüne hala aynı şeyi mi düşünüyorum diye. Mantıklı. Ya orada bayağı hani işte spora gidiyorsanız pet şişe kullanmayın. İşte matara kullanın, suluk kullanın. Aha. Çünkü suluk işte ne bileyim daha temiz, daha bilmem daha ufak geliyor falan. Hani pet şişeyle onu kıyaslıyor aslında burada. Ama sanki suluğun özelliğini anlatıyormuş evet. gibi algılandı. Ama bir de Duygu'nun üzerinde de bir var ya ön yargı var zaten. Gerçekten. Bir Sunny Side Up'tan başlayan. Bir şey dese de şu kızı yok etse. Tabii tabii. Kafası var yani gerçekten yani. Bir alacağı vardı. Bir alacağı varmış onu bekliyorum. Bunu ilk kez mesela burada izledim. Bir alacağı vardı onu bekliyorum. Varmış. Tamam. Bir alacağı varmış onu bekliyordu. Bir alacağı vardı onu bekliyordu. Varmış. Bir alacağı varmış onu bekliyordu. Bir alacağı vardı onu bekliyordu. Varmış. Tamam. Ama bazen böyle bir olabilir. Bir alacağı varmış onu bekliyordu. Evet. Söyle. Bir alacağı vardı onu bekliyordu. Varmış. Yani niye diretiyorsun? O da ona diretiyor yani varmış adam vardı diyor işte. Bir alacağı varmış onu bekliyordu. Söyle. Bir alacağı vardı, onu bekliyor. Varmış. 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 Eko var evet. Varmış. Adam hayatında acaba mışlıyı geçmiş zaman kullanmadı mı yani? Söyle. Bir alacağı vardı, onu bekliyor. Varmış. Varmış. Neymiş? Varmış. Vardı. Vardı mı diyor? Varmış diyor ya. Varmış. Niye yapamıyor? Evet. Neden? Bilmiyorum. Vardı diye çevirsin. Çok anlamı değişmiyor ki. Şu var bak. Kameraların önündeyken öyle olmuyor. Aptallaşabiliyor insan. Sen denilenden anlayamayabiliyor. Bu konuda bilgilisi olarak konuşuyorsun galiba. Tecrübe ettiğim bir şey olur. Varmış. Bak ya. Bir oyuncuya bunu söyletmeye mi çalışıyorlar? Büyük ihtimal oyuncu değil. Bence köyden falan oradan çevreden birisi bulmuşlar. Kısa bir replik vardı. Ay üzüldüm ya. Hani komik bir şey ama üzüldüm ben şu an biraz. Amca ya ne işin var senin orada amca ya ne yapıyorsun? Bir de şey adam da büyük ihtimalle doğru söylediğini zannediyor. Ah kıyamam ya. Kıyamam amcacım ya. Devam ediyoruz. Please. Ben ne dedim acaba da koymadı beni. Kesin koptum ben böyle hiç kıyamam falan moduna girmeden. Buna koptum. Kralım. Ketenlik ilinin Kömürcüler Mahallesi'nde termik santral patlamasının bir dinozorla ortaya çıktı. Gömyamlardan bizi kurtarın. Termik santral patlama sonucu dinozorlar ortaya çıktı. Bu yamyamlardan bizi kurtarın. Afat, candırma polis duyun sesimizi. Gebeleceğiz biz burada. Afat, candırma polis duyun sesimizi. Gebeleceğiz biz burada.
Ejderyalığa var ortalıkta. Ejderya. O acayip bir şey. Çok güzel bir şey. Ejderya. Şiiriz çok güzel ya. İnanılmaz bir filtreymiş. Aynen abi. Yani gerçekçiliği kanımı dondurdu. Ejderyalar. Yani bilgide söylenen, yani videoda söylenen hiçbir şey doğru değil. Hayır şey de. Ejderha değil. Bu yamyamlar diyor mu sen? Evet, evet, aynen. Yani ilk başta yüzünde bir ifade vardı senin. Ne oldu? Biraz onları gördü ki, ne oluyor ya? Yani gerçekten çocuklar yani. Kaçıyor bir de. Bir de kaçan çocuklar evet, var ya. Kesin mi ya? Prodüksiyonlu çalışmışlar. Aynen abi. Yamyamlar bastı oraya. Yani niyet herhalde, ya. Evet niyet doğru. Herhalde bir başka yamyam kabileyle karşılaştılar ama gerçekte dinozor olmuş. Yamyam. Aynen. Bütün ciddiyetini bozdum. Abi son olarak iki tane Türkiye'den ilginç manzara videosu izleyeceğiz. İzleyelim abi. Onlara da bakıyoruz. Bu işin kralı biziz. Omar sultanlığa devam etsin. Adamı madam yaparlar. Madam. Ya Allah. Geriliyor. Adamı madam yaparlar. Ya Allah. Hayır abi sakın o. Vay be saati 12 ettik mi ya? Ağrı amanı. Ulan harbiden ne ara bir saat oldu biz direğiyle açalı ya. Adresi aldın. Telefon no'yu aldın mı? Telefon, evet onu da aldım. Telefon no, tam isim soy isim aldın mı? Yoksa yer peresine mi yollayacağız? Onu da aldım. Tamam sağ ol Esra'cığım. Rica ederim. Bak bak biri daha düşürüyorken gülüyor zaten ya. Adamı madam yaparlar madam. Adamı madam yaptınız be. Severim o lafı da. Hani videoya çektin niye paylaşıyorsun bari? Hayır, o da var. Adam adam. Komik ama. Derler. Bana ben de böyle artistik yaparken düşsem ben de paylaşırdım herhalde. Dedin. Çektin yine de paylaşıyorsun. Instant karma diye bir laf vardır. Evet, gerçekten. Onun hayata geçmiş hali bu video. Sen büyük konuşur musun Efe? Abi ben arada sırada onu yapıyorum. O boku yiyorum ya. Hep de kendimi uyarırım aslında. Derim ki hani Efe bunu yapmam deme. Çünkü bugüne kadar gerçekten hani gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Ne dediysem geldi başıma. Çok dikkat ediyorum. Hiç büyük konuşmamaya çalışıyorum. Asla büyük konuşmayacağım bundan sonra. Şakalar da yapılsın aralarda. Abi ne demişler? Büyük söz söyle, büyük lokma yeme. Aracılık teşekkür ediyoruz bu söz için. Ne demek? Abi son olarak geldik Mardin'e artık. Mardin'de bir tane bisiklet turu yapan abimiz kafasına GoPro takıyor. Onu da izlediniz tabii ki izlemiştim. Halktan çok tatlı tepkiler evet. Beni çok mutlu etti bu video. Emniyet yacı varsa ben aç ben sen... Oğlum çok tatlı video lan bu. Hele şu ekmek yapan teyzenin yanında ne olur bizde kal diyen amca var ya. Yemek bebek gibi verelim. Her şeyim var abi çok teşekkür ederim valla. Eksik bir şey yok mu? Evet. Hiç eksiğim yok ya bir suyum eksik daha onu da aldım. Cami falan var mıdır o köyde? Cami de var, falan? Şey tamam. De var. Bütün köylerde cami. Cami var değil mi? Taci tamam. Evi var, niye? Şey var. Yatmak için mi? Hayır be hangi eve gidersen... Yok annem de gidersen. Ne kadar iyi kalpli. Dayılar. Çok iyiler ya. Hangi kalpli? Gerçekten dayılar bu arada ya yani... Bu grubu mesela başka tanımlayacak bir kelime yok Türkiye'de. Dayılar. Çok garip bir dilimiz var. Eyvallah. Sen ne ihtiyacın varsa bak, da söyle. İyi abi ben gideyim geç kalmayayım teşekkür abi, ediyorum. Hayır, kendinize iyi bakın. Hayır, eyvallah. Çok eyvallah. Güzel. Buradan böyle gidiyorum. Evet evet. Asfalti tahtepe zaten. Tamam. Kolay gelsin. Ekmek mi yapıyorsun teyze? He? Teşekkür. Ooo teyze gözleme yapmış. Valla amca. We climb this mountain. Ne kadar tatlılar ya. Çok seviyorum Anadolu insanını bu şey misafirperver sevecen. Valla çadır. Ya bugün bir defa ya. Kötü niyet yok. Baksana o kadar yoldan gelmiş. Kolonya veriyor. Rahatsızlık vermeyeyim. Oğlum video ne kadar güzel lan. Çok güzel videoydu ya. Hayran hayran izledim videoyu. Sessiz sedasız izledim evet. Gerçekten. Allah ya. İşte Anadolu insanı tam bu abi biliyor musun? Tam bu yani. Hani gerçekten. Yani hiçbir beklenti olmadan. Çok tatlılar ya. Hani ben çok ne eksiğin var, neyin var. Böyle candan yani gerçekten candan. Evet. Kötü haberlerden, kötü olaylardansa bu tarz şeyleri görmek istiyorum. Değil mi? Türkiye'de. Bir umut oluyor yani aslında evet. Böyle izledikçe bizim için de. Evet gerçekten de. Güven olgusunun hala yaşadığı Anadolu'muz diyebiliriz. Burada birazcık tabii İstanbul'da artık
kimsenin birbirine güveni kalmaması gibi bir olay var. Yani. Ama Anadolu'da hala yaşıyor olduğunu görmek güzel ya. Beni mutlu ediyor baya. Ve yani şeyden hiç... Aferin lan Efe. Ne tatlı çocuksun ha. Tatlı tatlı konuşmuşum bak. Tamam yok, o insanların evinde kalsa. Ben şimdi sizle beraber kendimi izliyorum. Acaba bir bok yedim mi falan diye de. Gerçekten hey, kışa ayırdığı şeyi bile ortaya çıkarır. Tabii canım. Her şeyini döker yani. Çok duygulanıyorum. Çok seviyorum. Yani biz İstanbul'da kala kala vallahi bazı insani değerleri kaybettik de. Özellikle köy yerlerinde bence işte daha böyle insanların kalbi temiz yani. Evet, şehirleştikçe biraz bunu kaybetmişiz. Yani mesela en son abi ne zaman... Tamam bizi güzel temsil etmişim. Bizi güzel temsil etmişim. Arkadaşlar aranızda... Yüzünü kara çıkardığım var mı? Daha iki tane daha video gelecek çünkü. Bence gayet ilk videoda herhangi bir sıkıntı yok. 10 numara temsiliyet yapmışım. Tanımadığım birisine yardım ettin. Yabancıya. Ben bayağı... Efe? Ha canım. Bir sub moda çekebilir misin? Esra spam atacakmıştı o. Esra atsın spam zaten. İşte atamıyormuş çok sabit. Kayıp gidiyor abi, görünmüyor. Ne spam diyeceksin? Sesli söyle hadi bakalım. Birincisi, tekrar söylüyorum 120 kere söylediğim gibi. Bana NanoLive DM'den yazacaksın. Ya tamam, İnci şu olarak an ilk kişi sana ulaştı mı? Hı hı. Tamam sen niye şu an şimdi sinirlendi ki ben anlamadım. Zaten ilk kişi... Yok artık. İkinci kişi... Abi 20 kere sordular. Tamam. Söyledik işte NanoLive DM'den ulaşacaksınız diye. Onu mu sordular? Esra ablanın nickine nasıl yazıyor falan sürekli yazıp duruyorlar. Arkadaşlar bakın, NanoLive DM'den NanoLive'ın kendi DM sisteminden Esra'ya ulaşacaksınız. Esra'ya ulaşanlar Esoy Kala'ya DM atacak. Bilgisayardan atılmıyor bu DM. Telefon veya tabletten DM atmanız gerekir. Size çıkarsa Esra'ya DM atmayı unutmayın. Olur mu? Çok teşekkürler. Nickname'i mesela. Yani görsem bile hani mesela şey olduğunu. İnsanlar artık birbirine ihtiyaç duymuyor. Herkes kendine şehirlerde yeter hale geldi. Hiç kimsenin kendi başına olabilecek durumunun olmadığı zaman komşu komşunun külüne muhtaçken işte o... Ya özellikle hafta sonu pandemilerinde komşu komşunun külüne muhtaçtır aga. Harbiden öyle. İlişkiler... Bu yardım... Hatta komşu komşunun muhabbetine de muhtaçtır. Özellikle hafta sonu pandemilerinde. Etme ruhu önceden öyleymiş. İyilik yapın, iyilik bulun. Ya dur da iyilik yine başladım sözüme. İyilikler sizin olsun. Hadi bakalım. Bitti. Ocak ayımızı da bu şekilde bitirmiş olduk gerçekten de. Bir devir bitti, kabul edelim. Gelsin Şubat ayı. Ocak ayı viral videolar bölümümüzün sonuna geldik Yağmurcuğum. Söylemek istediğin bir şey var mı? YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Ben de zaten şu anda muhtemelen yayında bu videoyu izliyorum. Yani var ya. Sen bu boku yiyorsun. Sevgiler. Bir dakika. Yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Ben de zaten şu anda muhtemelen yayında... Senin ben amına koyayım be. Aldın mı? Geri aldım ya. Duyamadık diye bir daha bir şey veriyor. Yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Ben de zaten şu anda muhtemelen yayında bu videoyu izliyorum. Çetime çok sevgiler yolluyorum buradan. Onları seviyorum. Tepkikolik izleyicilerinde sevgiler. Bay bay. Kapa. Tutun kollarımla. İleri görüşlülük desen var. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Tepki Koli'ye 3 video konuk oldum. Bu 3 videodan bir tanesiydi. Lütfen sizler de aşağıya gidip benden selam söylerseniz çok sevinirim.